Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim staj günüm ve staja gidiyorum. İl değiştiriyorum staja gitmek için ve stajımı Güzel Sanatlar Lisesi'nde yapıyorum. Böyle bir deneyimi sizlerle paylaşmak istedim. Bugün birlikte staj yapmış olduğum okula gideceğiz ve o okulu size tanıtacağım. Detaylı bir çekim yapacağım yapabildiğim kadar. Aklınızda soru işaretleri vardı Güzel Sanatlar Lisesi konusunda. Merak edenleriniz varsa Güzel Sanatlar Lisesi hakkında, içeriği hakkında size bilgi vermiş olacağım ve bir günü birlikte geçirmiş olacağız. Şimdi duraktayım ve ilk bineceğim otobüsü bekliyorum ve böyle tatlı bir kedi gördüm. Onu seviyorum. Gerçekten çok tatlıydı. Bugün il değiştireceğim için çok fazla yolculuk sürecim olacak. Ben de bunları çekim yapacağım. Eğer yolculuk videolarını seviyorsanız bu video hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. Ve ilk otobüsümden indikten sonra esas binmem gereken büyük otobüsün oraya geliyorum. Şimdi bu duraktan otobüsüme bineceğim. Zaten aylardır bu otobüslere bindiğim için artık alışkanlık oldu bende. Yani hani normal belediye otobüslerinden bir farkı kalmadı benim için. Sürekli biniyorum. Ve otobüs saatim geldi. Benim koltuğum 29 numaraydı. 29 numarayı bulup oturuyorum. Ve an itibariyle yolculuk benim için başlamış oluyor. Yol gerçekten çok sıkıcı oluyor. Bazen uyumamaya çalışıyorum. Çünkü hani okula gideceğim için kafam dinç olsun istiyorum. Uyuyakalmayayım istiyorum ama yani bir şey yapmadan durmak da çok sıkıcı oluyor. Gerçekten yol çok uzun sürüyormuş gibi hissediyorum. Sabretmeye çalışıyorum. Okulda yemek yemeye hiç vaktim olmuyor. O yüzden ben de yanımda otobüste yiyebileceğim böyle atıştırmalıklar hazırlıyorum. Şimdi bunu yiyeceğim. Çok güzel bir salata. Tarifini şuraya bir yere bırakıyorum. Mutlaka siz de yapın. Çok sağlıklı oluyor. Ve sonunda yolculuğum bitti ve okula yürüyorum. Neyse ki okula birazcık yürüme mesafesi var ki hem kafam hem ayaklarım açılıyor. Burada temiz hava alarak okula yürümüş oluyorum. Ve yolculuğun yorgunluğunu birazcık atmış oluyorum. Ve ben okula geldim. Şimdi size içeride yapabildiğim kadar faydalı olabilecek çekimler yapmaya çalışacağım. Girişte şu şekilde resimler var, böyle çerçeveli. Her öğrencinin ilk aşamada yaptığı ve gelişim sonrası yaptığı çizimler kıyaslanmış, böyle yan yana koyulmuş. Bence çok güzel olmuş. Bu şekilde çizimlerin öncesi ve sonrası halleri var. Daha sonra bu şekilde öğrencilerin yapmış olduğu böyle değişik bir ödev var. Yine tamamen hayal gücüne dayalı bir ödev. Bir metin var, bir konu var ve onun üzerinden çizim yapıyorsunuz. Çok güzel çalışmalar vardı burada da. Ve burada da imgesel çizimler var. İşte bana en çok sorduğunuz sorulardan biri, sınava hazırlanırken ne çizmeliyiz, sınavda ne soruyorlar ya da sınava yönelik nasıl hazırlanmalıyız gibi soruların cevabı burada. İşte bu şekilde figür çalışmanız gerekiyor. Burada zaten örnekleri var, canlı modeller var, böyle kıyafet çalışmaları var. Bir sürü canlı model var burada panoya asılmış olan. Çünkü canlı model soruyorlar ve canlı model çizmeniz gerekiyor. Bu şekilde çalışmalar var. Gördüğünüz gibi zaten burada öğrenciler bayağı bir çalışmış. Bu çizimler üniversiteye hazırlanırken yapılmış çizimler. Zaten okulda üniversiteye hazırlanıyorsunuz. Tamamen amacınız bu.
Bu çizimlerde dikkat ederseniz her şeyin bir konusu var, belli bir konu var ve hareketlilik var, bir böyle olay var. İşte size sınavda böyle bir olay soruyorlar. Mesela kavga eden iki çocuk ve onları ayıran yetişkinler, pazarda çantası çalınan bir kadın gibi böyle olay veriyorlar, bu konuyu size veriyorlar, siz de o konuyu imgesel şekilde çiziyorsunuz. Burada da öğrencilerin yapmış olduğu natürmort çalışmalar var. Bunları bakarak yapıyorlar. Bayağı bir geliştirici oluyor. Hem renk kullanarak hem tek renk çalışması yaparak zorluk seviyelerini böyle bayağı bir yukarı çıkarıyorlar. Ve tabii daha farklı çalışmalar da var. Hep belli bir şeye yönelik çizimler olmuyor. Daha böyle kişisel çalışmalar da yapabiliyorsunuz. Mesela burada siyah kağıt çalışılmış. Burada da daha kişisel istek doğrultusunda yapılmış sulu boyalar, renkli çalışmalar, işte ya da daha farklı teknikle yapılmış çizimler var. Şimdi benim sınıfıma, yani atölyeme inelim. Burası atölye. Öğrenciler burada çalışıyorlar ve burada da mesela bir tane sınav konusu var. Zaten yazmışlar, sınav sorusudur, ellemeyiniz diye. Öğrenciler bu natürmort çalışmasına bakarak kağıda geçirecekler ve bunu sulu boyayla renklendirecekler. Bu teknik hem el geliştiriyor hem de üniversite sınavına hazırlanmış oluyorsunuz otomatik olarak. Çünkü sınavda böyle şeyler sorabiliyorlar. Ve öğrencilerin çalışma alanı da burası. Burada da 10. sınıf öğrencilerinin yapmış olduğu sulu boya çalışmaları var. Bu sulu boya çalışmaları ödev değil veya bir dersin konusu değil. Tamamen kendi istedikleri için yapıyorlar ve ellerini geliştiriyorlar. Bence hepsi çok güzel oluyor. Çok istekli yaptıkları için bunlar eline de yansıyor. Bu şekilde çalışmalar var. Ve bu şekilde sulu boya natürmort çalışması yapmak çok geliştirici bir şey. Bayağı bir el geliştiriyor. El göz koordinasyonunuza çok katkı sağlıyor. Size de tavsiye ederim. Koridorda gösterdiğim çalışmalardan dolayı hani şey sanmayın, böyle okula gelir gelmez sadece kara kalem yapıyorsunuz, canlı model ve imgesel çiziyorsunuz, bir tek onu çalışıyorsunuz sanmayın. Çok fonksiyonel ve çok yönlü çalışmalar var. Guaj boya, akrilik boya, yağlı boya, kuru boya, sulu boya, birçok tekniği ve bunların doğru uygulanmasını öğreniyorsunuz. Yani aslında her anlamda size bilgi katacak bir okul burası. Tabii ki de uygulamak ve kendinizi geliştirmek size kalıyor. Böyle her düzeyde öğrencilerin yararlanabilmesi için ders kitapları var. Buradan da faydalanabiliyorsunuz. Bu atölye bu şekilde. Öğrenciler çalıştığı için çok fazla gösteremedim ama zaten bu kadar bir yer. Burası da öğrencilerin desen dersi aldığı atölye. Burada canlı model çiziyorlar ya da böyle üniversiteye hazırlık desen çalışmaları, imgesel çalışmalar yapıyorlar. Gördüğünüz gibi bol bol iç mekan çizimi ve imgesel çalışmaları var. Buraya da canlı model oturuyor ve öğrenciler onu çiziyor. Genelde dönüşümlü olarak canlı model alınıyor ve çizim yapılıyor. Bir de okulun üst katı var ama üst katında normal sınıflar var. Yani herhangi bir şey yok. Bu şekilde burada da çalışmalar var. Yine okulun her yeri çalışmalarla dolu. Ve okulun içi bu şekilde. Çekebildiğim kadar, tanıtabildiğim kadar size tanıttım. Umarım yararlı olmuştur. Bugün benim dersim bitti. Bu yüzden hazırlandım ve eve dönüyorum. Maalesef öğrenciler benden daha büyük duruyor ama yapacak bir şey yok. Ben de böyle baby bir öğretmenim. Gün sonu geldiği için gerçekten çok mutluyum. Aslında öğretmenlik yapmayı çok seviyorum ama çok uzak yoldan geldiğim için çok yoruluyorum. Okuldan çıktığım anda eve dönüş maratonum başlamış oluyor ve koşturarak otobüse gidiyorum. Ve benim için yine uzun bir yolculuk başlamış oluyor. Dönüş yolu benim için çok daha yorucu oluyor. Enerjim kalmamış oluyor. Ama yolda çok güzel manzaralar var. Size de onu göstereceğim. Yol boyunca benim hoşuma giden gördüğüm manzaraları çekmeye çalışacağım. Otobüsten indikten sonra daha bir de İstanbul içinde kendi evime ulaşmaya çalışacağım için küçük bir mola vereceğim. Kendime kahve alacağım. Ve sonunda indim. Kendimi özgür hissediyorum. Şimdi birazcık AVM'ye gireceğim. Hem kahve içeceğim hem de bir şeyler bakacağım.
ve son kalan enerjimle kendime kalem alacağım. Aslında siyah bir kalem arıyorum. Markör kalem gibi her yüzeye yazabilen. Çok acil bir şekilde lazım yarına. Hem ihtiyacım olan kalemi alırım hem de böyle tatlı güzel bir kalem görmüşken onu da alırım diye böyle güzel kalemlerin olduğu standa bakıyorum. Bu su bazlı akrilik kalemleri hep elim gidiyor. Hep almak istiyorum ama hiç benim istediğim rengi getirmiyorlar. Ben beyaz ve ten rengini kullanıyordum. Ama maalesef yok, hiç olmuyor. Beyaz gibi görünüyor ama metalik renkteler. Böyle metalik kalemlerden pek hoşlanmıyorum. Burada aşırı tatlı kalemler var ama hepsi çok pahalı. Alınabilecek gibi değil. Bir kaleme verilmeyecek fiyattalar. O yüzden buradan kalem almayıp başka bir yere gideceğim. Hem istediğim siyah kalemi de alabileceğim bir kırtasiyeye girdim. Buradaki kalemlere bakacağım. Aradığım kritere en uygun kalem Sharpie'ydi bence. O yüzden bir tane alacağım. Burada da tekli satışının olması güzel. Tek bir tane ihtiyacım vardı çünkü. Burada böyle mürekkeple hem çok farklı, çok tatlı, benim sevdiğim tarzda kalemler var. Almak istedim ama o kadar pisti ki hepsinin mürekkebi dışına taşmış, pislenmiş, indirimdeler ve o kadar alınmayacak gibiler ki bence çok ayıp bir şey bu. Hatta bazı kalemlere bakmaya çalışırken elime mürekkep falan bulaştı, hiç hoşuma gitmedi. Böyle kötü olduğu için ve kalitesiz ürünleri koydukları için beğensem de bir kalem almak istemedim. Bu tavşanlı kalemi çok beğendim ama mesela altı yoktu. Ucu bile yoktu yazabilecek. O yüzden sadece Sharpie'yi aldım ve çıkıyorum. Ve anlık modum bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten yorgunluktan ölüyorum. O yüzden birazcık kahvemi içip dinlenip eve geçeceğim. Bugün benim videom bu kadardı. Umarım sizin de keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur ve sizin için faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.